Merhaba arkadaşlar. Size bir ödev vermiştim arkadaşlar. Maalesef birkaç arkadaş gönderdi ama tam istediğim gibi yapmamışlardı. Tam personelleri buluyorlardı ama benim istediğim böyle biraz daha hoş bir şekilde kayıtları çağırmaktı. Şöyle user form. İsterseniz ben buraya bir buton da ekleyeyim arkadaşlar. Yani çağırması kolay olsun. Şuraya çift tıklıyorum. User form 2 nokta show olsun. Tamam. Yani benim istediğim şuydu. Yani bazı arkadaşlarımız TC yazıyorlardı mesela. 150 155 650 45 810 diyordum. Ya diyorlardı. Otomatikman personel geliyor ama benim istediğim şöyle dikkat ederseniz biraz daha efektif bir şekilde ekrana personeli çağırıyorum. Ben bunu istemiştim özellikle. Özellikle internette araştırıp bulmanızı istemiştim. Şimdi kodlarını size göstereyim arkadaşlar. User formumuz şu şekilde. Burada arkadaşlar bakın label gibi gözüküyor. Bunlar label de olabilirdi. Ben text box'ları bu şekilde çevirdim. Normalde orijinalinde backstyle 1'dir. Bir de şuradaki special effect özel efekti de normalde 2'dir. Orijinal hali bu. Dikkat ederseniz bu şekilde de arayabiliyoruz. Şöyle bakın. Bu şekilde de olabilir. Ben daha güzel gözüksün diye. Ben bunların backstyle'ını 0 yaptım. Ondan sonra buna label da kullanabilirsiniz. Special effect'i de 0 yaptım arkadaşlar. Evet. Böyle. Ve her birine text box 1, text box 2, bunun ismi textbox 3. İsimleri de değiştirmedim. Textbox 4. Şurası da TXT TCNO. Şimdi şunun change kısmına girdim. Burada bul diye bir prosedür yazmışım. Bulu çağırdım arkadaşlar. Bul şurada. Pardon arkadaşlar. Burada dedim ki eğer TCNO boş ise temizle. Ve saptan çık. Temizle de ne yapıyor? Temizde de text box bir valüsünüz boşaltıyor. 2 aynı şekilde 3'ü ve 4'ü boşaltıyor. Burayı anladınız. Sonra değişken tanımlamışım. V1, V2, V3, V4 string. X ve B integer, T integer, Z long diye değişken tanımladım. Burada for Z 2 to işte 10.000'e kadar dedim. Eğer database'teki A'nın Z'si boş ise for'dan çık. Yani kısacası Database'te şuradaki kayıtları aşağı doğru tara, boş ise çık. Sonra eğer database'teki A'nın Z'sinin değeri like TX'te TC null ise V1 eşittir database'teki A1'in Z değerine, V2 yine database'teki B'nin Z değerine. Bunları V'lere aldım arkadaşlar. Sonra temizle dedim. Ondan sonra ne yaptım? Tekstleri temizledim. Sonra burada bir değişken tanımladım şurada. Bir tüllen V1 yani V1'in uzunluğu kadar bir döngü oluştur. Text box 1'e V1'in soldan x'inci değerini al. Yani bütün marifet şurada arkadaşlar. O efektli kısmı budur. Yine aynı şekilde text box 2'ye de V2'nin soldan x kadar değerini al. Mesela önce birinci karakteri, sonra döngü önce ikinci karakteri. Len uzunluktur arkadaşlar. V2'nin uzunluğunu alıyor. Örneğin Ahmet ise burası kaç çıkar? Örneğin Ahmet ise kullanıcı adı Ahmet ise 5 yazar. Yani 1 to 5. TC 11 olduğu için bu 1 to 11 demektir. Adı Abdurrahman ise işte 13 harfi ise 1 to 13 olur. Dolayısıyla her seferinde soldan birinci karakterini, ikinci karakterini, üçüncü karakteri sürekli text box 2 at. Bütün hepsinin mantığı aynı. Bir de şurada bir bekle diye bir komut yazdım buraya arkadaşlar. Birden 500'e kadar şöyle bir boş döngü oluşturdum ki biraz araya mesafe girsin. Mesela siz burayı 1000 yaparsanız daha ağır yazacaktır. Bakın şöyle çalıştırayım. White komutuyla da yapabilirdik ama bu daha kullanışlı geldi bana. 155, 650, 45, 810 diyelim.
Fazla öyle bir kayıt. 650 45 800. Bakın arkadaşlar, daha ağır bir şekilde yazıyor gördüğünüz gibi. Ben bunu ne yaptım? Şuradaki değeri 500 olarak girdim. Tabi bilgisayarınızın RAM'ine, işlemci hızına göre de bu döngünün süresi de uzayabilir veya kısalabilir arkadaşlar. Siz buradaki değerden ayarlarsınız. TC numarasını yazıyorum. Personelimi bu şekilde çağırıyor. Kodu bu arkadaşlar. Yazdığım kod bu. Yani tüm harf harf yazdırma komutumuz budur arkadaşlar. Bakın size bunun aynı şekilde bir örnek, başka bir örnekte de göstereyim size. Yeni bir form açıyorum. Mesela şuraya bir yazı yazacağım. Şuraya. Ve buraya yazdığım yazıyı da şuradaki tekste harf harf yazdıracağım şimdi arkadaşlar. Bak. Hatta bunun fontuna geliyorum. Fontu kalibri olsun. Kalın ve 14 olsun. Bunun backstyle'ini 0 yapıyorum. Aşağıda special effect'ini de 0 yapıyorum. Tamam. Şimdi bu text box 1, bu da text box 2'dir. Şimdi ben burada bir buton alayım. Pardon. Buton alacağım. Şuraya yaz diyorum. Yaz. Yaz dediğim zaman şuraya ne yazarsam buraya harf harf yazdırsın. Şimdi yazın içine giriyorum. Şu az önce kopyaladım, kodu yapıştırıyorum. Tabi öncelikle V1'e V'yi tanımlayacağım. Dim V1 as string diyorum. Dim x as, bu da integer olsun. Harf uzunluğuna kadar olacak ki. Aha, şöyle. Sonra V1 eşittir diyorum. Hatta büyük harfle yazsın. Bu case text box 1 nokta value diyorum. V1'e atadım. Text box 1'de yazdığım yazıyı V1'e atadım. Ondan sonra burada len V1 dedim. Text box 2'ye de V1'in değerini yaz. Burada bir de bekle diye bir prosedür var. Bu bekleyi de şöyle oluşturayım aşağıda. Sub bekle. Buraya da yine dim x as integer diyorum. For x eşittir 1. 500 diyorum. Boş bir döngü. Şuraya do events, burada yapılan işlemi göreyim. Next diyorum. Şimdi çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın merhaba, ne diyelim? Merhaba dünya diyelim. Şöyle yaz dediğim zaman bakın merhaba dünya. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar dilerim. Yaz dedim. Şöyle çalıştırayım. Yaz dedim. Merhaba dünya. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar dilerim. Tabii mesela şöyle sığmadığı zaman bunun uzamasını da sağlayabilirsiniz. Ya da gerek yok. Şimdi şöyle uzunca yazarsınız. Büyük harf yazmasını istemiyorsanız arkadaşlar şurayı kesik kaldırırsınız. Çalıştır diyorum. Hepinize başarılar dilerim. Bir sonraki ödevde görüşmek dileğiyle. Yaz diyorum. Hepinize başarılar dilerim. Bir sonraki ödevde görüşmek dileğiyle. Dersimiz bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.